Merhaba sevgili dostlar. Neredeyiz? Odot tarlasındayız. Gölbaşında, Ankara'da. Kardeşimin Hasip Hüseyin, ne yapsın? İyi misin? İyi vallahi ama. Ya ot bedava, koyun beslemek kolay tabii evet, böyle abi. Bedavadan otu biç yedir. Biç yedir abi, iyi. İyi mi? Çok iyi, maşallah abi. Bu bir öğün mü veriyorsun? Hem sabah hem akşam mı veriyorsun? Akşam veriyorum sadece abi. Sadece akşam veriyorsun? Üstüne bir tane yonca koyuyorum. Yoncayla karıştırıyor. Yoncayla karıştırıp yiyorum abi. Allah Allah, fıstıklı baklava gibi olur ona. Hayvanlar çok güzel yer bunu. Tabii güzel yiyor abi bunu. Bir öğünü böyle atlatıyorsun bedava. Evet. Peki şurayı kaç gün önce yedirdin? Burayı çok, bir ay yedirdik abi bu tarafta. Bir ay orayı yedir. Evet. İkisini bir mi? Yok, bu taraf. Bir ay orayı yedirdin. Evet. Şimdi bir ayda burayı yedirecek. Zaten burada. Ondan sonra orayı geri büyümüş zaten, bir bakalım. Evet, yine oraya geçeceğiz. Yine oraya geçeceğiz. Oho, beleş ne var böyle koyun yapmaya, koyun büyütmeye. Herhalde orada Mustafa, Hacı Murat Kırşehir'den gelmiş. Adam var ya, saman al, arpa al, yonca al, gonca al, al Allah, al Allah. Öyle. Oğlum burada bedava koyun besliyorsunuz. Ne var ki buna? Duran kendini geldi, bedava koyunculuk yaptı. Gel bakalım. Buradaki 3 dekar yeri bir ay akşamları yedirdin. Doğru mu? Doğru abi. Burada büyüdü şimdi. Şimdi burası geldi sıraya. Burası bitiyor, bu taraf geliyor sıraya. Evet. Durmadan akşam yeşillik yiyiz yani. Ne dedim İbrahim diyor ya hani dizilerde. Sevgili dostlar ne dedim? Ben bu ülkede sıfır maliyetle hayvan yetiştireceğim. Bunu da ispat edeceğim. İnanmayanların da alnını aha dang diye karıştıracağım. İnsanlara birazcık olup güvenin. Biraz. Az bir şey az. Memnun musun otumdan? Çok memnunum abi. Teşekkür ederim. Kaçıncı asadın bu? Hangisi yani? Burayı iki kere mi yedirdin, bir kere mi? Bir kere yedirdim, bunun ikinci biçimini başladım. Bir kere daha önce mi yiyebildiler bunu? Bir ay ya, yediler ya. Bir ay yediler yani, bir ay. Arkadaş, 3 dönümü bir ay 300 tane hayvan yiyor, doğru mu? Tabii abi, doğru söylüyorum. Oho, böyle koyunculuk yapmaya ne var kardeşim? Böyle koyunculuk yapmaya ne var kardeşim? Aha yeşil 14,5 proteinle günübirlik. Bakın orada bakayım arkadaşlar biçiyor. Günübirlik hemen ahıra atıyorlar. Baklava kebap. Ye babam ye. Oho, ne güzel hayvancılık. Evet sevgili dostlar, işin latifesi bir yana. Çiftçimiz otumuzdan memnun. Biz onlardan memnunuz. Çok disiplinli bir dikim. Çok güzel bir bakım. Ve işlerinin de hakkını veriyorlar. Biz de işimizin hakkını verdik. Aldığımız parayı hak ettik. İnşallah bize aldığımız parayı hak etmişsinizdir. Helal etmişsinizdir hakkınızı. Allah size de kolaylık versin. Evet. Çalışın bakalım. Haydi. Hayvanları bir besleyelim. Şimdi bugün bir paylaşım yaptım. Sevgili kameraman arkadaşım. Konya'da maral falfa olmaz diyenlere video diye yazdım. Videonun altında yorumda bir hanımefendi diyor ki ılgın da olur mu diyor. Şimdi koyunlar yerken gösteriyoruz odotu. Çok büyük bir iştahla. Odot bitkimiz olağanüstü. Dünyanın harika bitkilerinden bir tanesidir. Görüldüğü gibi orada da bütün arazilerimizde, bütün padoklarımızda, gerek yayılmada gerekse biçip getirmede besliyoruz. Ama muhtemelen bu yayını yapsak, koyun yiyor ya, abi kuzu yiyor mu diye soruyor. Arkadaş, bezdim ya. Tamam, iyi, hoş da. Bu kadar da sorular abes olmaz. Görüldüğü üzere sevgili dostlar, maşallahı var. Evet, çiftlikte çok güzel, önemli bir koyun çiftliği. Misafirlerimiz de var. Bitkilerimizi hayvanların yediğini yemediğini ölçmeye gelmişler. Misafirlerimize karşı. Hani gün içerisinde iki kere beslenen hayvanların akşam beslenmesinde odot ve yonca karışımı yediriyoruz. Onu aldığında bir tamam beslenmesinde farklı bir şey geçiyor.
durum bu arkadaşlar. Bir de dışarıya bakalım, orada sahalarda kesim var, biçim var. Arkadaşlar şimdi burada odotun bir çiftliğe kattıkları neler? Mesela burada işte gördüğümüz gibi ahırda hayvanlarımız odotu yerken hemen 10 metre berisinde tarlada odot dikilmiş. Çiftçinin olağanüstü bir rahatlığı var. Mesela bunu biçiyor, güzelce topluyor, desteliyor, hemen 10 metre gidiyor, hayvanlara atıyor. Günübirlik yedirme. Şu görmüş olduğunuz yan tarafta 3-4 dekar arazide bir ay 300 baş koyunu bir ay akşam öğününde besledi. Ondan aynısı aşağı yukarı belki bir 50-100 metre düşük. Bu tarafta şimdiki bir ay akşam öğününde 300 baş koyunluk tesiste akşam öğününü halledecek. Hemen gösterelim. Buradan biçiliyor günlük desteler halinde. El arabasıyla basit bir şekilde oraya taşınıyor ve yemliklerde hayvanların yemesi için sunuluyor. Odot her dekardan her ay 15-16 ton yeşil ot veren olağanüstü bir bitkidir. Ve çiftliğinizin giderlerini büyük ölçüde azaltacak bir bitkidir. Bu arkadaşımızın yeri biraz daha fazla olmuş olsaydı burada, bu çiftlik şu anda yem giderlerinin yarısını buradaki merada odot halletti. Buranın iki katı bir arazisi olmuş olsaydı bu çiftlik maliyetini sıfırlayacaktı. Kendi arazisinden biçtiği otla hayvanını yetiştirecekti. İmkanlar bu kadardı. Bu kadar dikildi. Odot çelikten yetişen 1.20-1.30 maksimum boy yapabilen 80-90 kardeşle yoluna devam eden, bakın soğuk en başta birkaç gün önce kesilmiş, günlük ortalama 4-5 santim büyüyen bir bitkidir. 3 günde yine 25 santimlik boya ulaşmış. Sonbahar gelmiş olmasına rağmen burası Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Yani Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde daha önce yine gördük. Bakın çok rahat 30 santim 3 günde boya erişmiş. Yani şöyle gösterelim. Bir taraftan böyle biçerek tarlanın başından geliniyor. Yeni yerler biçilirken dün önceki gün biçtikleriniz arkanızdan büyüyerek yoluna devam ediyor. Yani tarlanın öbür başına varıldığında bu taraf tekrar büyümüş oluyor. Odot bitkisi Türkiye'de koyunculuk için muhteşem bir materyal. Sevgili arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Odot Türkiye'ye getirmek istediğim 18 ürünümün içerisinde tek geçtiğim üründür. Şimdilik 4 bir de odot 5 tanesini dağıtıyorum Türkiye'ye. Ama totalde dünyadaki 18 çeşit elimde. 18 çeşidimin içerisinde tek geçtiğim bitki odottur. İsterse büyük baş merası yapabilirsiniz. İsterseniz küçük baş merası yapabilirsiniz. İsterseniz kurutma alanına alıp kurutup patozlayabilirsiniz. İsterseniz böyle desteleyebilir, bağlayabilir. İsterseniz balya yapabilirsiniz. Yani odot 5-6 çeşit tüketime uygundur. Benim en sevdiğim, daha önce televizyonlarda ve ekranlarda gösterdiğim kendi kademeli mera yaptım. Ben kendim içerisine salıyorum hayvanlarımı. Günlük belli saatlerde yiyor. En çok mera olarak tüketilmesini çok seviyorum ama bu çiftlikteki avantaj da şu. Personel çok iyi. Özbekistan'dan Türkiye'de gelip çalışan, koyunculuktan muazzam şekilde anlayan çiftçiler var burada. Onların günübirlik ihtiyaçları kesip taze taze yedirmesi. Yani biz aslında şunu yapıyoruz burada. Akşam koyunlara çoban salata yediriyoruz. Yani kuru kuru kadan alayım, kuru kuru samanla mamanla uğraşmıyoruz. Bildiğin çoban salata yani. Kavurmayı da siz yapın kardeşim, ne diyeyim yani. Öyle mi Emrah? Emrah da gülüyor. Çoban salatası bizden, kavurması sizden.